Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle e, kanser olduğumu öğrendikten sonra yaşadığım ameliyat sürecini ve sonrasında yaşayacağım kemoterapi sürecini klonladığım demetle <laughs> anlatacağım. E, gördüğünüz gibi kendisi benim peru'm. E, benzediğini düşünüyorum. E, benzemediyse yazın altına benzeyeni yaptırayım. Ee, şimdi bundan sonraki süreçte tabii ki saçlarımın olmayacağını zaten defalarca söyledim. En çok buna da taktığımı söyledim. Artık kemoterapi kararı verildikten hemen sonra peruğumu yaptırdık. Dün de ben bunu teslim aldım. Ee, özellikle video çekimlerine yetişsin istedim. Kafasını bana sevgili Gündüz Bey hediye etti. Ee, Emir de ona abla adını koydu. Gidiyor gidiyor, abla uyumuş anne sakın konuşmayalım diye. Onun uyuduğunu zannediyor, saçlarını seviyor vesaire. O yüzden onu da önceden alıştırmış oldum böylelikle. Ee, şimdi sürecin en başından başlayacağım ameliyat sürecinin. Çünkü e, bu evrede de bana aslında teşhis konmuş ve bana hani mesaj atan, önceden kemoterapi görüp sonradan ameliyat olacak olan insanlar çok yazmıştı. Hem de onları bilgilendirmek amaçlı olsun, hem de siz de benim ne, ne gibi yollardan geçtiğimi bilin. Aranızdan hastaneyi arayıp bir sürü kişi bilgi almaya çalışmış, onları da böyle detaylı şekilde bilgilendirmiş olayım. Ee, ben teşhis konduktan sonra e, Maslak Acıbadem Hastanesi'nde sevgili e, Cihan Uras ve ekibine kendimi teslim ettim. E, çünkü zaten Türkiye'de yaklaşık 3 tane falan böyle çok ünlü göğüs cerrahisi uzmanı ve ekibi var. Sağ olsun kendisi hemen e, öncelik sırasını bana verdi. Yaşımın çok genç olduğunu, e, bir gün bile kaybetmek istemediğini bir an evvel bu ameliyatı gerçekleştirmek istediğini söyledi. Ve beni sol memeyi de almaya açıkçası birazcık yönlendirdi. Çünkü orada da kitleler olduğunu, orayı temizlemenin doğru bir şey olmadığını, tamamını almanın daha doğru olacağını söyledi. Ve hemen arkasından da gerçekten enerjisiyle bana yepyeni bir hayat veren sevgili Doktor Erdem Güven ve Gülbin Hanım asistanı Bundan sonraki süreçte protezlerimin ne şekilde olacağını anlatmak için benimle bir görüşme sağladılar. Ve sonrasında ameliyat günüm verildi. Ameliyat günümden önce tabii ki bütün vücudumun taranması için PET tarama testine girdim. PET tarama testi dediğiniz şey böyle radyoaktif bir ortamda Mavisi böyle bir suyu içtiğiniz, hiç kimseye dokunmayacağınız, bütün gece sokakta kalıp öbürü dokunmamak için gece 12'de eve geldiğim bir gündü o gün. O suyu içiyorsunuz ve sonra bir cihazın içerisine giriyorsunuz. Eğer bazı şeyler renk değiştirirse orada anlıyorlar ki başka bölgelerde de buna benzer tümörler var yaklaşık e, 20 dakika falan sürüyor ama benimki 35 dakika falan sürdü çünkü iki kere yenilediler çekime. Orada tabii insan çok büyük bir telaş oluyor. Tamam meme kabulü mü o dakikaya kadar ama beyin değil ya da akciğer değil. E, meme göğüs aynı cerrahide olan bir şey. Yani birbirlerine çok yakınlar. E, bir sürü şey düşünüyorsunuz. Acaba kaçıncı evredeyim? Ondan sonra ben bunu nasıl fark etmedim? Kendinizi suçluyorsunuz vesaire vesaire. Ama ben pet çekimine girdiğim zaman kulaklıklarımı taktım. Müzik açtım. Ee, eski fotoğraflarıma baktım, ee, deliler gibi ağladım ee, ve böyle çok çok iyi gelmişti bana o süreç açıkçası. Korkumu da birazcık o şekilde içimdeki zehri boşaltarak yenmiştim. Ee, pet çekimine girdim, ee, onun dışında başka bir şey yapmadık işte biyopsi sonuçlarını falan hepsini teslim ettik. Ee, çarşamba sabahı da yatış yaptım doktorum sonrasında ziyaretçi yasağı koyacağını söylediği için bütün arkadaşlarım, bütün sevdiklerim hastaneye yakın ettiler. Hatta o gün o e, genel cerrahi koridorlarında çok gürültülü dakikalar yaşattılar. E, ama beni çok mutlu ettiler. Çünkü böyle gerçekten kortej gibi, konvoy gibi gittim hastane, şey, ameliyata. Ee, çok uzun süreceğini biliyorlardı. Ameliyattan önce tekrar o nükleer tıp'a yeniden indim. O sırada çünkü PET çekiminde lenflerde de çıkmış ama tabii bana bunu söylemediler. Tekrar bir makina ve bir su bir şey içirerek, e, ilaç vererek beni tekrar taradılar. Koltuk altımda böyle ötüyor o makina. O sırada oradaki radyoloji doktoru bana geldi dedi ki hiç merak etme, hepsi temizlenecek. Evet istemezdik. Ama daha güzel olacak her şey diye bana böyle herkes moral vererek beni yolladı ameliyata. Yaklaşık yarım civarında ameliyata girdim. Ameliyatım 8,5 saat sürmüş. Ben tabi bunu hatırlamıyorum. Ameliyata girmeden önce de hemşireler beni çok güzelliklerle uğurladı. Herkes çok güzel gözüküyorsunuz, her şey çok güzel olacak dedi. 8,5 saatin sonunda size asla tarifini edemeyeceğim bir ağrıyla uyandım. Yani hayatımda ben böyle bir şey hiç yaşamadım. Uyandığımda ilk söylediğim şey zaten çok ağrıyor. kusucam çok ağrıyor. Midem çok bulanıyor vesaireydi. O ayılma derleme denen bölge, bölümde Ali'yi gördüm bir anda. Onu yoğun bakıma sokmuşlar. Ondan sonra beni görmek için. Onlarla beraber yukarı odama çıktım. Tabii insan ne olduğunu yaşadıktan sonra anlıyor. Görüntü olarak hiçbir görüntü farklılığı yok. Yani nasıl dışarıdan memeleriniz aynı şekilde duruyorsa benimki daha silikonlu ve aynı şekilde duruyor. Ama içi tamamen protez ee, yani hiçbir şey yok normale dair dış derisini e, tutmuşlar içine tamamen işte önce bir metal duvar bir doku içine bir silikon yerleştirmişler vesaire ve bunları kasların arasına yerleştirdikleri için o ilk üç gece inledim hastanede tarifsiz bir acı yaşadım size anlatamam çok acıdı canım narkotik ilaçlarla ayakta duruyordum. İlaç saati sayıyordum. Beni çok beklettiniz ne olur öne alın vesaire diye. O yüzden yaklaşık bir hafta hastanede yattım. O bir haftanın sonunda direnlerle birlikte, o içinde kan boşalan direnlerle birlikte taburcu oldum. Tabii işin birazcık da duygusal kısmı var burada. Çünkü ben Emir'den hiç ayrı kalmadım geceleri. Belki hatırlayanlar bilir sadece bir kere çatıya gittik bir gece kalmak için tatile. Bir miydi iki gece, iki gece için onda bile inanılmaz zor ayrılmıştım. Diyordum ki kendi kendime ya nasıl olsa büyüyecek, nasıl olsa bir yerlere gideceğim, ne gerek var şimdi ayrılmaya? Zorunlu olarak ilk defa bir hafta ayrı kalmış oldum ondan. Normalde 3 gün yatırıp çıkaracaklarını söyledikleri için de kendimi ona göre hazırlamıştım. Artık 3. günün sonunda Cihan Hoca ve ekibi hastanede odama gelip dediler ki biz seni birazcık daha tutacağız. Öyle deyince çok, çok kötü olmuşum. Hiç hatırlamıyorum tabii o anı. Hemşireler hemen geldiler, İşte biz size yarın kuaför göndereceğiz sabah, İşte pijamalarımızı değiştirelim falan. Böyle beni bir motive ettiler. Meğersem oğlum gelecekmiş hastaneye. Ee, beşinci günün sabahında oğlum geldi hastaneye, onu getirdiler. Yani tabii onun o hastane odasına giriş anını, beni e, böyle her tarafından kab kablolar sarkarken ve yatarken görüş anını hayatım boyunca unutmayacağım. Çünkü artık konuşmaya da başladığı için içeri girdi, ve dondu kaldı, bir on saniye hiçbir şey demedi. Sonra bana doğru yürüdü. Anne sana ne oldu dedi ve sarıldı. Tabii çok dokunamıyor. Beni hemen kaldırmaya çalıştı. Hadi yürüyelim dedi. Hadi gidelim dedi. Hadi eve gidelim. Bunları çıkart dedi. Bana çok iyi geldi. İlk defa onunla beraber yürüdüm, ayaklandım. O gece çok güzel geçti. Açtım televizyonu, maç izledim, futbol programı izledim ondan sonra. O bana gerçekten çok ilaç gibi geldi ameliyattan sonra. Kemoterapi sürecini alıp almayacağımı bilmiyordum açıkçası buraya kadar. Çünkü metastası bilmiyordum, detayları bilmiyordum, hiçbir şey bilmiyordum. Sadece ameliyat kısmını biliyordum ve bir an önce o ağrıdan kurtulmak tek istediğim ve direnlerden. Bence hayattaki en kötü şeyler onlar ama Erdem Hoca'ya söz verdim. Çıkışı o kadar ağrılı olmuyor. Bunu anlatacağım. Ve sonrasında da taburcu oldum. Çıktım. Kontrolüm vardı 3-4 gün sonra. 3-4 gün kontrole kadar evde tabii o direnlerle emir benim odama hiç gelmedi. Emir gerçekten benim yanıma hiç dokunmadı. Beni böyle çok nazik, çok sevgi dolu hep karşıladı. Beni üzmedi. O da olgunlaştı bence bu sürecin içerisinde. Sonrasında kontrole gittiğimde çok hızlı bir şekilde bana süreci ve neler olacağını anlattılar. İşte orası biraz büyük bir yıkım oldu benim için. Çünkü ben ne bu kadar uzun bir tedavi bekliyordum ne de bu kadar uzun bir kemoterapi, en ağır ilaçlar bunların hiçbirini beklemiyordum. Şimdi önümde ayın 18'inde yani muhtemelen siz bu videoyu izlediğiniz hafta ben ilk kemoterapimi olmuş olarak e, bu videonun yayına girişini görmüş olacağım. Ben ayın 18'inde hastaneye yazacağım. E, köprücük kemiğimin altı delinecek, oraya bir port takılacak ve ayın 19'unda ilk kemoterapimi almış olacağım. Böyle böyle yaklaşık bir sene uzunca bir yolum var. E, yaklaşık 9 seans kemoterapim var. Hemen arkasından radyoterapim var, hemen arkasından hormon terapim var. Bu hastalık vücudumdan gidene kadar ve doktorun bana sorduğu gibi ben devam dediğim sürece, yani bana tamam mı, devam mı, bu soruyu sen cevap vereceksin bundan sonra demişti. Ben devam dediğim sürece mücadele edeceğim bir süreç var. Kemoterapilerimi hastanede yatarak alacağım. iki ya da üç gün sonrasında dışarı çıkacağım. Ee, Kemoterapi alana kadar olan süreçte bir yumurta tedavisi görüyorum. Bunu bir başka videomda anlatacağım. O da beni biraz sarstı açıkçası. Ee, yarın da onun ameliyatı var. Yarın yine ameliyat olacağım. Bir ayda üç defa anesteziye giriyor. Beyin hücrelerimin inşallah kullanmadığım kısımları ölür. <laughs> Diğerleri kalsın. Ve sonrasında da e, bazen bu perukla, bazen kel, bazen kafamı bağlayarak göreceğiniz bir demet olarak yine ortada e, dolaşmayı umut ediyorum tabii ki halsiz olmadığım süre içerisinde ama şu anda gerçekten Hani çok halsiz ve çok yorgunum. Zaten konuşmam çok yavaş. Konuştuğum zaman şuradan böyle yankı duyuyorum. Diyafram yankısı mı oluyor bu bilmiyorum ama çünkü korse var içimde. Burası protez. Üst beden benim değil gibi falan. Ee, sağ kolumu kullanamıyorum. Tutabiliyorum ama kaldıramıyorum ya da herhangi bir işlem yapamıyorum lenflerim alındığı için. Buradan sonrası biraz kamu potuna girecek ama bundan bir ay önce bunların hiçbir yoktu. Bir ay önce sağ kolumun değerini bilmiyordum. O yüzden bu videodan sonra neye üzülüyorsanız onları bir durdurursunuz herhalde. E, çünkü insan hayatta çok çok daha uzun süre üzüleceği şeyler başına gelebiliyor. Kemoterapi için işte çok fazla destek mesaj atıyorsunuz. Çok fazla ürünler söylüyorsunuz. Hepsini değerlendirmeye çalışıyorum ama alternatif tıpa çok açıkçası inanan biri değilim. Bu işin ehilleri ve bilim varken önce ona yer vermek istiyorum. Bu süre çok zor, çok inişli, çok çıkışlı, çok yakın bir arkadaşımın yaşadığı bir süreç. Sevgili Dilay Kemer. Onu ne kadar çok sevdiğimi, onu ne kadar içten hissettiğimi aynı şey başıma gelince daha da çok anlıyorum. O altın izahede ben Maslak'ta yatıyorum. Antalya'dan beraber geldik. Aynı hayallerle televizyoncu olmak için gelmiştik. İkimiz de bir şeyler başardık. Allah bizi biraz daha dinlendirip dipten daha da yükseltmek için bunları yaşatıyor. Ee, bu konuyla ilgili başka sormak istediğim bir şey yok. Hepinize çok sağlıklı günler diliyorum. İnşallah bu videoyu izlediğimde kendimi iyi hissediyor olurum. Haftaya yine aynı gün farklı bir konuyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.